Tümleten selamlar arkadaşlar ben Serkan Yalkın Borsa Hisse Analiz YouTube kanalından hepinize selamlar sevgiler Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı herkes gördüyse yasal uyarıyı kaldırıyorum <laughs> kaldırıyorum ee, gelelim haftalık analizlerimizi arkadaşlar ee, Öncelikle şu gram altın tarafına bakmak istiyorum günlük grafikler günlük grafikte bir trend kırılımı olduğu gözüküyor gram altın tarafında ee, yine bir ons grafiğine bakacağız. Dolar TL tarafına da bakacağız ama gram altın tarafında e, güzel bir trend kırılımı olduğu durumu aşikar e, önümüzde ve gözüküyor arkadaşlar. Burada artık e, gram altında e, bu bölgelerde pozisyon deneyip yine e, ilk etapta yukarıda 940 daha üstünde 962'ler e, hedef konumuna gelecek gibi duruyor. E, formasyonel olarak. Şu Formasyonun net e, olarak boyutunu hesaplamak gerekirse şu bölgeler yapar. E, 986 900 hatta ona şöyle e, direnç nezinde bakarsak 995 bölgesi e, önümüzde ilk direnç olarak karşımıza çıkıyor. Formasyonel direnci. Formasyona göre e, oluşan direnci. Gram altı tarafında ağırlık ortalamaların üstünde ve pozitif bir kapanış gelmiş. Kısa düşen trend kırılımıyla birlikte de bu hafta ciddi oranda yukarı doğru hareket etmesini beklerim. Gram altın tarafının gelelim ons tarafına. Hani gram altın yukarı doğru hareket ediyor. Ons tarafında acaba neler oluyor? İsterseniz o bölüme de kısaca bakmak istiyorum. Ons tarafında da kısa da sanki bir trend kırılımı varmış gibi bir görünüm var. Şu trend kırılımını silelim. Bence yine ons tarafında da eğer gram altında o 900 990 Bölgelerine doğru hareketlenme olacaksa gram altın tarafında 1965'lerin üstüne doğru hareketlenmesi gerekiyor. Ee, şu 1965 bölgesi önemli olacaktır diye düşünüyorum. Aksi takdirde e, ONS tarafında bir hareket olmayıp Dolar TL tarafında ciddi bir hareket gelebilir. Bunu da özellikle takip edeceğiz arkadaşlar. Ee, açıkçası ONS tarafında 1965'lerin üstünde kapanış olmadıkça şu an için e, çok da gram altın yönünde pozisyon açma taraftarı değilim açıkçası. Ons'ta da aşağıda 1911, yukarıda 1965 dirençleri bulunuyor. 1965'lerin üstüne çıkarsa artık burada ciddi yükselişler bekleyebiliriz. Ons tarafında da 2009'lar daha sonrasında yine 2070'lere doğru bir hareketlik gelebilir diye düşünüyorum. Gelelim dolar TL tarafına. Dolar TL tarafında grafiğe baktığımızda günlük grafiklerde yine kısa düşen kırılımı olduğu gözüküyor. Biraz zayıf bir kırılım. ağırlık ortalamaların üstünde ilerliyor. Hemen hemen 1 2 3 4 gündür ağırlık ortalamaların üstünde ilerliyor diyebiliriz. Yani 9 gün kısa ağırlık ortalamanın üstünde ilerliyor ve kısa bir trend kırılımı olmuş gibi gözüküyor şu an için. Yukarıda 14.85'ler daha üstünde yine 15 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkacak. Daha üstünde çok daha ciddi hareketler gelebilir. Bu hafta biraz dikkatli olmak lazım. Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Perşembe günü. Faiz kararına odaklanmak lazım. Faiz kararından ekstra bir şey çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Faiz kararı faizler sabit bırakılacak diye tahmin ediyorum. Merkez Bankası tarafında. Dolar TL'de belki kısmi bir hareketlilik gelebilir. Yani Ons tarafında hareket gelmeyip dolar TL tarafında hareket gelip gram altında da e, bu hareketliğe hareketliğe eşlik edebilir diye düşünüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gelelim SP500 tarafına. SP500 tarafında 4500 önemli bir destek bölgesiydi. Bu destek bölgesi aşağıya kırıldı. E, bu destek bölgesini kaybetmemeye çalışıyor SP500 tarafı. Özellikle 4500 üstünde e, kapanışlarda tekrar pozitif konuma geçer diye düşünüyorum. Açıkçası e, bu bölgeleri pozisyon açmak için güzel fırsatlar olarak değerlendiriyorum ama yine de 4500 üzerinde kapanış yapmasını beklemek gerekiyor SP500'ün arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle haftalık olarak grafiklere baktığımda 9 haftalık ortalamaya kadar bir geri çekilme olduğu gözüküyor. Ardından oradan biraz toparlamalar gelmiş ama yine de 4500 üstü kapanışlar beklenmedi diye düşünüyorum. Daha üstünde artık şu bölgeler önemli olacak. 4593 seviyesi, daha da üstünde artık 4700'lere kadar ciddi bir yükseliş gelebilir diye düşünüyorum. S&P 500 tarafında yani şu an için ortada bir S&P 500 tarafı var. Kısa grafiklerde ağırlık ortalamanın altında ama e, orta vade grafiklerde de ağırlık ortalamanın üstünde gözüküyor. Gelelim DAX tarafına. DAX tarafı e, trend kırılımı yaptıktan sonra güzel bir hareket yaptı. Aşağıda 4000 14000 e, desteğine kadar geri çekildi. Burada e, artık o trend kırılımının trend kırılımından sonra destek seviyelerini aşağıya kırıp kırmayacağını gözlemlemek gerekiyordu arkadaşlar. Destek bölgesi şu an için aşağıya doğru kırılmadı. Yani 14.000 destek bölgesinin altında kapanışlar gelmedikçe en azından DAX endeksinin güzel olduğunu ve dünya endekslerinin güzel olduğunu söyleyebiliriz. Yine SP500 tarafında da 4500 rakamı önemli bir rakam. SP500'de biraz güçsüz duruyor ama DAX tarafında hafif güçlü bir duruş var. Şöyle kısaca ağırlık ortalamaya bakmak gerekirse yine DAX tarafında da kısa ağırlık ortalamalarını kaybetmemek istercesine bir görüntü var. Şöyle bir kısa grafik durumu mevcut. Kısa grafiklerde 14350 bölgesi önemli bir direnç ve kısa trendin üst bandı olarak karşımıza çıkıyor. 14300 bölgelerinin üstünde kapanışlar artık bu kısa düşen trendi kırar ve yukarıya doğru devam eder diye düşünüyorum. İlk etapta şu bölgelere kadar 14.940 bölgesine daha da üstünde yine şu bölgelere kadar 15.600'lere kadar hareketlilik devam edebilir diye düşünüyorum. DAX tarafında da gelelim Bistüs tarafına arkadaşlar. Bistüs tarafında tüm yani Amerika tarafından da Almanya tarafından da çok güçlü çok daha güçlü duran bir Bistüs endeksi görüyoruz karşımızda şu an. Ağırlık ortalamalarının üstünde, kısa ağırlık ortalamalarında, orta vadeli ağırlık ortalamalarının üstünde seyrediyor. Bakıldığında gayet güzel bir yükseliş oldu olmaya devam ediyor. Yukarıda 2407, 2406, 2407 bölgesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacak. Bu bölgelerin üstünde kapanışlar yaptığı takdirde artık düzde bir direnç kalmıyor arkadaşlar. Ciddi oranda. Yukarı hareketlilik yapmasını beklerim. 2407lerin üstünde kapanışlar geldikten sonra daha ciddi rallyvari hareketler gündeme gelebilir Bistüs tarafında açıkçası bu bölgelerden olaya dahil olmak pek işime gelmez ama aşağıdan aldığım pozisyonlar var. ve Artık yukarıda satış yediği noktayı belirleyebilmek kalıyor, satış yiyebileceği noktaları belirleyebilmek kalıyor ama şu an için. Gayet güçlü diyebilirim haftalık e, grafiklere şöyle bakarsak haftalık grafiklerde gayet 1 2 3 4 5 6 haftadır e, çok güçlü seyrettiğini görüyoruz biz üst tarafının e, yukarıda artık e, önümüzdeki günlerde 1410 veya 2407 o direnci artık karşımıza getireceğiz o dirençte satış gelecek mi gelmeyecek mi e, o direnci kırıp üstünde kalıcılık olabilecek mi? duruma bakacağız. Eğer üstünde kalıcılık olabilirse ciddi formasyonlar da var. Biz üst tarafında arkadaşlar onu da özellikle bildirmek istiyorum. Yani üstünde kalışlarda çok daha ciddi senaryolar gündeme gelebilir. Tabi bu senaryoların gündeme gelebilmesi için de bazı şeylerin gerçekleşmesi gerekiyor. Bu senaryo 2956'lara kadar bizi açıkçası götürmesi gerekiyor ama şu an için yeterli done yok. Yani yeterli bir ona elimizde yok. Yurtiçi piyasaları hafif negatif gidiyor. Yurtiçi piyasaları da eğer toparlar, düzelir, toparlarsa Türkiye tarafında da e, 2400 onların üstünde kalıcılık olursa ben bu hedefe doğru gidebileceğimizi de düşünüyorum. Yine de e, bu hedef bizim e, uzun orta uzun vadede aklımızın bir köşesinde olsun diyeyim. Şöyle endekse de grafik çizersek buraları. 2688'ler yapıyor. Yani trend üst bant, üst bant, üst bant şeklinde devam ederse 2675'ler daha üstünde 2950 seviyelerine kadar potansiyel gözüküyor. Ama bu çizdiğimiz grafikler tabi biraz daha orta uzun vade. Yani orta vade formasyonlar diyebiliriz. Gelelim vadeli 30 tarafına. Vadeli 30 tarafında da yine BIST 100 devamında bir grafik görüyoruz. Vadeli 30 tarafı da güçlü duruyor. Ağırlıklı ortalamaların üstünde seyretmeye devam ediyor. Vadeli 30 tarafında da 2741 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacak. 2741'lerin üstünde kapanışlar gelecek mi gelmeyecek mi? Vadeli 30 tarafında da yine gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Açıkçası vadeli 30 tarafı da hala hala çok güçlü duruyor. Bilginiz olsun. Şöyle haftalık grafiklerde bakmak gerekirse yine haftalık grafikte de 741 seviyeleri önemli bir direnç olduğu açıkçası ortada. Çok fazla acele etmemek lazım. Bist üst tarafında da dediğim gibi 2741 vadeli tarafta Bist düzde de 2407 seviyeleri önemli dirençler. Bu bölgeleri takip edeceğiz. Bu bölgelerin üstünde kalıcılık gelirse çok daha ciddi yukarı yönlü hareketler olmasını bekliyorum. Borsa İstanbul tarafında. Gelelim şu belalı bitcoin tarafına. Belalı bitcoin tarafında böyle görece olarak baktığımızda haftalık grafikler bu arada. Mekdi'nin kesişimi oluştu ve artık geri gelişler da alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Yani geri gelişler artık fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bitcoin tarafında şöyle grafiklere baktığımızda şu bölge önemli bir pozisyon açmak için önemli bir aralık olduğunu düşünüyorum. 41.400 ve 42.150 ve 41.400 bu aralığın pozisyon açmak için güzel bir aralık olduğunu düşünüyorum. Mekti şu bölgede fark ettiyseniz şu bölgede sıfırın altında hareketlenmeler olmuştu. Artık Hali hazırda önümüzdeki dönemde sıfırın üstünde bir aşağıya doğru kesişme ve tekrar sıfırın üstünde yukarıya doğru bir kesişme MACD tarafında beklerim. Ve bu da Bitcoin'in artık düşüş trendinin sonlandığı ve yükseliş trendinin başladığına işaret eden ikinci emare. İlk emare ne demiştik haftalık grafikte haftalık MACD'de MACD kesişimi daha sonrasında günlük mektide sıfırın üstünde bir yukarı kesişim gerekiyor demiştik. Diğer kesişimler sıfırın hep altında olmuştu. Şu bölümde bir kesişme vardı. 3. ayın 16'sında sıfırın altında bir kesişme. Yine 2. ayın 28'inde yine bir sıfırın altında kesişme. Kesişmeler sıfırın üstünde olduğu zaman daha değerli kesişmeler oluşuyor. Yani haftalıkta yukarı kesiştiğinde artık günlükte de sıfırın üstünde bir kesişme olduğunda artık yükseliş trendi başlamış olduğu gözüküyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an için benim görüşlerim Bitcoin tarafında da bu şekilde. Herhalde önümüzdeki haftada önümüzdeki 2 hafta 3 hafta içinde de 53 gün bölgelerine gitmesini bekliyorum. Yine de dikkatli olmakta fayda var. 41.400'ün altında kapanışlar stop olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, bu hafta genel olarak konuyu toparlayacak olursak e, gram altın tarafı ağırlık ortalamaların üstünde trend kırılımı olmuş ve pozitif konumda. Ee, dolar TL tarafına bakacak olursak dolar TL tarafında bir trend kırılımı olmuş kısa trend kırılımı ağırlık ortalamaların üstünde ve pozitif konumda diyebiliriz. DAX tarafında ağırlıklı ortalama civarında e, hafif negatif konumda ağırlık ortalamaların üstünde çıkabilirse daha pozitif konuma geçebilir. 14 bin... Üstünde daha da pozitif konumda olacaktır diye düşünüyorum. SP500 tarafı ağırlıklı ortalamaların altında ve negatif konumda. Yine SP500 tarafında da 4500'lerin üstünde kapanışlar pozitif konuma geçmesi konusunda olumlu olur diye düşünüyorum. SP500 tarafında Bistüs endeksi ağırlıklı ortalamanın üstünde ve çok güçlü duruyor. Yine önümüzde 2410 bölgelerinde önemli bir direnç var Bistüs tarafında bunu özellikle dikkatli takip etmek gerekir. Bu hafta e, faiz kararı var. Perşembe günü, perşembe günü faiz kararına kadar e, bu fiyatlamalar gerçekleşir ve biz artık 2410 üstünde kalıp kalamayacağını e, bence bu faiz kararına kadar e, netleşir diye düşünüyorum. Faiz kararından sonra da artık e, 1410 üstünde kalıcılıklar olursa faiz kararından sonra da yukarı yön e, devam eder diye düşünüyorum. E, biz üst tarafında da. Bitcoin tarafında e, bir trendin dibine doğru gelmiş bir bitcoin görüyoruz. Günlük trendlerde ve haftalık trendlerde trend dibine yani alt banda kadar gelmiş bir bitcoin görüyoruz. E 41.400 stopla bitcoin buralardan denenebilir diye düşünüyorum. Bitcoin veya altcoinlerde bu bölgelerden pozisyon denenebilir diye düşünüyorum. E bilginiz olsun. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. E hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler, hürmetler görüşürüz arkadaşlar